Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İdlib Anlaşması'nı İzmir'de değerlendirdi. Sözlerini "Yüzümüz gülüyor" diyerek başladı. Yüzlerimiz gülüyor, mutluyuz, geleceğe güvenle bakıyoruz. Çünkü Türkiye'mizin dirayetli tutumu, Türkiye-Rusya işbirliği kurulan tuzağı bozmuştur. Perinçek, 27 Şubat günü 34 Mehmetçiğin Suriye'de şehit olduğu geceyi hatırlattı. İdlib anlaşmasıyla Türkiye, Rusya ve İran direkten döndü dedi. Futbolda bir deyim var ya, direkten top döndü diye. Yani gerçekten olay direkten döndü. Çok büyük bir tehlike atlattık milletçe, ama yalnız biz değil, Rusya'da, İran'da, Suriye'de. Vatan Partisi lideri, Türkiye ile Rusya arasına girmeye çalışan kara kedinin Amerika ve İsrail olduğunu açıkladı. Gazeteci, bu kara kedi İsrail mi diye sordu. Hayır dedi, ondan daha büyük, daha büyük bir kara kedi. Vatan Partisi o kara kedinin adını günlerden beri anıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Türkiye'ye bir tuzak kurdular. Nasıl bir tuzak kurdular? Türkiye'yi yalnızlaştırarak, hem dışta hem içte. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin ardından en büyük saldırının 27 Şubat gecesi yaşandığına dikkat çeken Perinçek, hem Türkiye'nin hem Rusya'nın tuzağa düşmediğini vurguladı. Moskova'da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Rusya'nın Sayın Cumhurbaşkanı Putin, Türkiye'nin ve Rusya'nın devlet aklını devreye koydular, sahneye çıkarttılar ve bu kara kedilerin, aramıza giren kara kedilerin oyununu bozdular. Tarihi bir tavır aldılar. Perinçek, Amerika, İsrail'in Türkiye ve Rusya'ya yönelik tuzağının nasıl bozulduğunu 5 maddede anlattı. Birincisi, milletimizin engin sağduyuz. Türk milletini o kadar kampanya yürütüldü. Amerika, İsrail eksenli, merkezli kampanyalar, ama dolduruşa getiremediler. İkincisi, devlet aklımız. İmparatorluklardan gelen bir devletiz. Binlerce yıllık bir devlet aklıdır. O devlet aklı da ağırlığını koydu. O devlet aklını hesap edemeyenler de hayal kırıklığına uğradı. Üçüncüsü, ordumuzun kurmay birikimi. Çok önemli. Hangi strateji ve taktiklerle başarı olur ve başarı olmayan savaşlara girilmez. Değil mi? Bütün bu kurmaylık birikimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri de Cumhurbaşkanımızın arkasındaki ağırlığı temsil etmiştir. Dördüncü önemli olumlu etken, üreticilerimiz de çok esaslı bir duruş sergilediler. Ve beşinci etken olarak da Vatan Partimizin Türk milletinin öncü birikimini temsil eden uzak görüşlülüğü, cesareti, yaşadığımız sürece zamanında müdahaleleri ve bu müdahaleleri ısrarla ifade etmesi, yapıcı tavrı. Moskova'daki İdlib Anlaşması'yla Türkiye'nin Asya'daki onurlu konumunun pekiştiğini belirten Vatan Partisi lideri, yeniden Asya açılımının stratejik bir yön olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Asya açılımı dirençlidir, dayanıklıdır. Oradan buradan tecavüzlerle ve müdahalelerle bozulmayacak bir açılımdır. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Karadeniz ve Akdeniz'den Umman Denizi'ne uzanan bütünsel cephe siyaseti önerdi.